boşluklar var arada. Bence buraları dolduralım. Olur mu arkadan? Bak kaç kişi var burada ben sana sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar asosyal bir çift. Siz de öyle şey yapın. 5, 7, 9, 9. 9 kişi. O 5'li kaç kişisiniz? 6. 5'iniz gelin abi buraya. En arkadaki. Ya bu ne lan böyle ne biçim gösteri lan? Organizatör gibi. Arkadaşlar cevval olun birazcık. Kadıköy'de izleyin medeni olmaza gerek yok. Hangi ikili gelirse oturacak. Arkadaki hakkın nasıl yendi? Sen ne kadar naif naif oturdun orada. Medeni medeni. 20 senede hiçbir şey öğrenemediniz mi? Demokrasi adına. Bağıran kazadır. Adam sarayın aşağı. Aa bak şurada da ikili var ama bu adamlar üçlü adam grubunun yanında var kızlar. Vurucu team'in yanına. Tinder Gold'un yanına alabilirim. Tinder Gold. 45 kilometre açık yani. Marmara'ya gireni sikecek bekliyor mu? Ben lan bu kadar arkadaşlar. Kıyak bu kadar olur. Ben şimdi gidiyorum. İlk gösteride şey yaptık ya yani. Alkışlarınızı batırıyoruz demin. Onu yapacağız. Nacizane. Tamam. Gidiyorum. Okey, hazırız galiba. Değil mi Doğuş? Okey miyiz? Alkışlarınızla Baturay Özdemir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah da kesmedi Kadıköy. Eyvallah. Yerli ve kirli alkışı izleyenler alkışlayabilir mi? Bravo! Evet. Hiç izlememişler. Siz abi hoş geldiniz. Siz ne diye geldiniz? Otello izleriz değil mi? Ha ona mı? O iyi parti de aramızda. Hoş geldin. Sürekli Meral'e ne diyorsun, ne diyorsun? Ya yanlışlıkla böyle. Kafam iyiyken bir şey diyeceğim Twitter'da. Abi gösteriyi yayınladık. Sıkıntı şu. Herkes beni kendinden sanıyor. Gösteriyi parça parça izlemişler. Metin Uca like'lıyor. Levent Üzüncü retweet attı. İsmail Saymaz inanılmaz güldüm diyor. Lan ne oluyor dedim ben iyi bir komedyen olayım derken Zelenski oluyordum yani. Can Dündar'dan DM'yi gördüm, Şengen'e başvurdum yani çünkü benim amacım bir şeyleri değiştirmek değil. Benim amacım güldürmek abi. Z kuşağı var mı hanım? Z kuşağı bir alkışlayabilir mi? Adın ne kardeşim? Ne? Emir'cim hoş geldin. Y kuşağı alkışlayabilir mi? Bravo! X. Oz. Tıp çok ilerledi dayı. Emir'cim şimdi gösteri esnasında birkaç tane böyle bir yerlerde şakalar var. Sen anlamayacaksın. Anlamadığın yerde bana sor abicim. Tamam mı? Mesela Kemal Derviş kim biliyor musun? Kemal Derviş şu. Doğu Perinçe'yi biliyorsun. Şimdi Doğu Perinçe'yi FX'e al. Tersi Kemal Derviş. Anladın mı? Doğu Bey'le ilgili de artık şaka yapmayacağım. Her gösteriden sonra mesaj geliyor. Doğu Bey'le ilgili şaka yapma, çok ayıp. Kim bu %0.2 benim her gösterime geliyor ya. Benim kitlem bu muymuş be anlamadım ki ya. Antep'e gittim 1500 oy almış 5 tane mesaj geldi. Ben anlamıyorum ki. Tamam Emir anlamadığın yerde buradayız kardeşim. Hemen. Şimdi bu Y kuşağına çok kızıyorsunuz değil mi siz? Ama kardeşim sen bilmiyorsun bunları çok siktiler. Sen bilmiyorsun ki. Bunların bazıları Mesut Yılmaz'a falan inandı. Tabii bunlar babaları bunlar. Bu adam ya falan filan. Oğlum Cem Uzan %8 aldı. Cem Uzan'a %8 verdik ya biz. İnandık şey dedik. Et döner dağıttı adam. Abi bence... Gayet ülkeyi yönetmeye aday bir isim falan.
Ya şöyle savunuluyordu ya bu Genç Parti. Oğlum adam Amerika'yı dolandırmış falan. Oğlum orayı dolandıran seni... Yani... Bu nasıl adam o... Geçen tweet atmış adayım diye. Hadi bakalım, çok sever onlar. Sen bilmiyorsun, bize çok kızıyorsun da... Sen 2002'yi bilmiyorsun kardeşim. Ortalık toz duman. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Sonra o kalabalıklar arasında... Bir uzun adam geldi. Dedik işte bu. Kemal Derviş'ten bahsediyor. Hatırlıyor musun Kemal Derviş'in gelişini? Deus Ex Machina. Geldi problemi çözecek. Uçaktan indi, bütün televizyonlar canlı yayında. Geldi dedi, çekilin ben halledeceğim. Ben halledeceğim dedi. Sonra böyle baktı, iki sene sonra sikerim dedi, gitti. Uğraşılacak gibi değil. Sonra Ali Babacan odaya girdi, kağıtlara baktı. Ha, böyle yapacağız dedi. Meral Akşener gerçekten bana cevap verdi ya. Bunu ya, bu oldu. Nerede yakalan, nerede oldu biliyor musun? Mahalle berberindeydim. Mahalle berberinde. Berber ensemden tutup lavaboya sokuyordu beni. Biliyorsun bir adamın herhalde en savunmasız anı yani. Bir adam enseyle bastırıyor lavaboya doğru. Sen nefes alamıyorsun böyle suyun altı. Tansu Çiller dönemi gibi. Anladın mı Emir? Beyaz Toros falan. Bu gülme ya, temkinliler görüyorum Emir'cim. Pardon. Siz hayırdır? Böyle temkinli var. Ben bilirim böyle. Ankara'dan da biliyorum. Geliyorlar böyle. Mesela 30 kişi. Adam, 30 adam. Abi ne iş yapıyorsun diyor. Söyleyemem diyor. Sen ne iş yapıyorsun? Söyle. Sen ne iş yapıyorsun? Söyle. Oğlum dedim siz mitsiniz ki dedim. Yani ben şu an anladım ki. Hepiniz söyleyemeyince mit oluyorsunuz dedim. Mit misiniz dedim. Evet dedi. Oğlum dedim yani. Rahat olun. Sıkıntı yok yani. Kafam lavaboda tam böyle inerken... Telefonda şöyle bir şey gördüm. Meral Akşener hikayesinde senden bahsetti. Böyle. Yani o iki saniye ne düşündüm biliyor musun? Acaba genel hikayesinde mi? Hani MHP'den birlikte ayrıldık. Bu da oradaydı falan. Sonra açtım Instagram'ı. Bayağı bana. Benim adım 30 buçuk senedir Baturay. Ben bunun her telaffuzunu gördüm. Ben ilk defa adımın böyle telaffuz edildiğini şahit oldum ben. Baturay! Şey bu yani, sen de bizdensin. Ötügen yolu yokuştur. Kafaları tokuştur Baturay. Telefon çalıyor, susmuyor. O arıyor, bu arıyor. Fazlı abi aradı. Fazlı Polat. Diyor ki... Oğlum Kanal D'den arıyorlar, açsana falan. Dedi ki adam, aradık. Kemal Kılıçdaroğlu sana ulaşamıyor dedi. Dedim bu yeni değil ki, 12 senedir ulaşamıyoruz. Çok sağ olun Kadıköy. İzmir'de böyle olmadı yani, bu şaka. İzmir'de bazı şeyler olmadı ya. Ya şöyle başladı gösterinin başında, böyle teyzeler falan, işte bu çocuk falan filan. Gösterinin sonuna doğru bu değil, bu değil. Oldular, eyvallah. Ne yapalım? Şimdi orada stratejim şuydu. Herkese bir şey söyleyeyim ki bana bir şey yapılmasın. Bayağı da çalıştı aslında yani. Herkes lan bu bizden yok değil falan işte. Yeni Akit röportaj istedi benden. Aynı zamanda Halk TV istiyor. Yani böyle bir birleştirici güç gibi. Gelin oturalım konuşalım falan gibi. Hakikaten yani. Ve... Şimdi her şakanın kendi bir reaksiyonu var. Herkes mutlu olmuyor arkadaşlar. Siz eğlenceli taraftasınız. Çok mutluyum bu yandan. Ama bazıları sinirlendi bana yani. Mesela Rus edebiyatından linç yedim ben. Türkiye'de edebiyat linci yiyen tek ben var. İkinci Orhan Pamuk. Bakın. Bu ülkede üç kişi kitap okuyordu. Üçü de benim yüzümden birbirine girdi. Garip bir linç şöyle... Bana Tolstoy'u savundular oğlum. Sen Tolstoy'un neler çektiğini biliyor musun? Sen Puşkin'e nasıl böyle dersin? Ya şakayı biliyorsunuz. Ben orada Ömer Seyfettin falan. Garibimi kimse savunmamış.
gelmiş bana sen Dostoyevski'ye bunu sen kimsin sen? Kırşehir Kaman'dan Dostoyevski savunuyor. Bir de bana şey demişler. Okumamışsın şakasını yapıyorsun. Hayır abicim okudum. O yüzden şakasını yapıyorum. Okuduğum için. Hatta size şöyle söyleyeyim. Kitabı başlıyorum diyor ki. 3 haftada St. Petersburg'dan Volga'nın kuzeyine gideceğiz diyor. Ben diyorum ki nah gideriz. O kadar hakimim. Tatar isyanı var tren yolu çalışmıyor diyorum. Yani o tarihte gidemez. Diyor ki işte cebimde 10 ruble var. Moskova'da 5 gün geçireceğim. Bok geçir. Nerede geçiriyor? Tavuk 2 ruble ya. Bana demiş ki okumamışsın şey. Yok okudum da yapıyorum yani. Herkesin hoşuna gitmedi. Mesela Muharrem İnce şakasını TikTok'ta paylaştım. Memleket Partisi altına yorum atmış abi. Biliyorsun Muharrem İnce şakasını. Ümidi verdi verdi. Ya o gün ne düşündük ama bak beni yanlış anlamışlar. O gün hepimiz şey olmadık mı? Haber alamayınca. Abi adamı kaçırdılar. Ilgaz'a götürdüler. Kapıyı kilitledi. Ayılamamış adam oğlum yani. Altına yorum atmışlar. Tabii ki komedyen özgürdür. Tabii ki bunlar şaka. Tabii ki sanatçı. Küfür edemedikleri yere. Tabii ki demişler. Yani, amına koyayım yazamadığı yere. Amına koyayım çocuğum biz bunu anlattık. Olsun ama ben mutluyum. O olan şeyden çok mutluyum yani. Ya güzel oldu. Yerli vekilliği iki yayınladın. Çok tatlı oldu. Emir'cim okeysin. Anlamadım bir şey. Sana helal olsun. Bu protesto alkışı mı? Değil mi? Bu... Ya protesto alkışı sana helal olsun. Ne yapacak? O gün neler oldu bilmiyor musun? CHP'den yeterli desteği mi aldı? Sorular var. Ümit Özdağ ile ilgili şaka var mı? Yok. Ya %5'in altındakileri şaka yapmıyorum. Bak bu gösteriyi yanıyoruz. Adam tek başına iktidar olmuş. Ne olacak hiç belli olmaz ya. Şimdi kayıttayız ya. Normalde canlı da yaptığım bazı şeyleri yapmıyorum. İkinci yarı yapacağım hepsini. Rahat olun. Şimdi şey düşünüyorum. Şimdi Memleket Paris şakası yaptık ne olur bilmem ne. Ya neler oldu ya. Ne sıkıntılar. Kırıkkale ağzıma sıçtı benim. Ya bir şehirden linç yedim oğlum. 250 bin kişiden ya. Öyle 3-5 tane hipsterdan yemeğe benzemiyor ya. Bir şehir ya. Eyvallah. Şimdi yerli vekilliği yayınladığımız için çağırıyorlar her yerden. Ben gidebildiğim yerlere gidiyorum açıkçası. İşte gittik Denizli'ye de gittik falan. Yani her yerde gitmeye çalışıyorum. Çocuk yazmış işte çok uzak bir yerden. Demiş ki abi biliyorum gelmezsin ama. Seni burada sevenler var falan. Çocuk istiyor ki sadece ben değil demokrasi de gelsin. Bir şey hani bir başlangıç olsun yani. Var çok fazla insan varmış biliyor musun? Öyle bakmaya ben zaten ülkemin her vilayetine gittim neredeyse. Gitmediğim bir herhalde Kafkas tarafı kaldı. Çok böyle parlak bir durumdayız yani. Ama böyle bazı yerlerde bir çekincem var. Yani oraya gidersem ne olur? Mesela Rize'den çok çağırıyorlar. Abi gel gel. Kesin tuzak yani. Kesin tuzak. Abi gel gel çok güleceğiz gel gel. Allah'ını seversen gel gel. Yapacağım bir kere yapacağım Karadeniz turnesi. Ama Nagihan Alçı'nın boşa düşmesini bekliyorum. Boşa düşerse onunla beraber Karadeniz'e giderim diye. Gördün mü Kadıköy'ü? İmamoğlu şakasına gittiler. Hiç olmadı bu ya. Meral Akşener iyiydi. Oğlum düştüğümüz duruma bak ya. İstanbul'a keşke gerçekten daha erken taşınsaymışım. Ben buraya taşınınca cesaretim yerine geldi. Yani şey gibi değil ya. Bunlar anlatılabiliyor muydu ya dedim ben. O zaman ben anlatayım dedim. Anlattım yani. Ve şey çok ilginç. Abi ben bilmiyorum Ankaralıyım ben.
Beşiktaş'a taşındım ben. Yani ev arıyorum. Abi evleriniz sizin çok eski burada. 50 senelik, 60 senelik falan. Bir ev tuttum. Mimarisi bilmiyorum ya kim yapmış. Böyle seks pozitif bir mimari yapmış gibi. Çünkü herkesin yatak odası apartman boşluğuna bakıyor. Herkesin ama. Ve bu kadar boşluk var abi. Gece 12'de ben yatıyorum. Dev bir orgi başlıyor. Sanki bir dairede toplanılmış ben çağrılmamışım gibi. Taner Karadal gibi ben böyle. Bunu sokar. Ah, bam, güm. Üst katımda yaşlı çift var. Sesten anladım onu da. Şöyle ses geliyor. Öldü adam lan. Kalp bile yetmedi yani. Bir tane daireden sürekli kocacım, hadi kocacım. Şimdi kocacığım, hadi bakalım, hadi. Başka gün başka bir kadın sesi, hadi kocacığım. Ay. Bir de aynı yerden, bilmiyorum kaçınız evli ama eşine böyle motive eden var mı? Sen benim kocamsın, değil mi? Kocamsın. Hadi kocam falan. Var mı böyle bir şey? Şimdi bilinen bekar benim, tamam mı? Sabah asansörde zaten kimse kimsenin suratına bakamıyor. Böyle apartman mı olur ya? Lut kavmi gibiyiz oğlum. Asansöre biniyoruz böyle. Yok canım ben değilim. O ben değilim. O başka o. Geçen Ramazan aşure dağıtıldı ya. 6 tabak. Ya biz neyi neyle kapatıyoruz ya? Sanki bu apartman sevişmiyormuş gibi böyle mazlum. Ben de tabaklar geldikçe konuşturuyorum karşı tarafı. Yani sesten anlayayım kim. Yüzleri bilmiyorum. Fındıkları siz mi koydunuz? Bir böyle fındık der misiniz böyle bir? Aşkım saçım der misin? Aşkım saçım. Erşan Kuleri filmi ismi gibi. Biliyor musun Emir aşkım saçımı? Nereden biliyor lan bana? Biliyor musun? Gerçi bu Z kuşağı bizim gibi değil. Biz böyleydik yani. Bu biliyor yani görüyor evet böyle oluyor falan. Tam karşımda abi Beşiktaş. Göt kadar tekel vardı apartmanın tam karşısında. Böyle kendine kadar iskan almış tekeli biliyor musun? 3 metrekare. Bir şey istiyorsun abi çamaşır suyu buradan veriyor. Bildin mi onu? Her şeye ulaşabilen tekel. Sabaha kadar açık. İçeri sigara dumanı dolu. Tüplü televizyon. Kurtlar Vadisi ilk 90 bölüm falan. Abi ilk gün gittim dedim ki. Abi dedim sigara alacağım dedim. Kaç gram dedi. İki paket abi dedim. Pahalı olur o dedim. Dedim abi Touch White. Tamam. Buna da zam gelecek. Buna da mı? Oğlum adamın içinde feyti bir cezaevi var ya. Yani. Böyle konuşuyor adam. Adamlar çikolata isteyemez. Abi ben al beni alayım. Rakı vereyim. Falan ne? O zamanki flörtüm geldi. İlk defa bende kalacak. Bayağıdır konuşuyoruz. Gittik ben marketten eve gideceğiz. Ben bir iced tea şeftali. İşte 2 tane çikolata falan alayım dedim. Kızı gösterecek şey yapıyor. Vodka da vereyim. Sana ne oğlum? Ya personal space falan yok yani anladın mı? Yok abi yok almıyorum. Vereyim diyor bana. Kız da arkada bu olanı görüyor. Sanki biz ekipmişiz, hep yapıyormuşuz gibi oldu. Şok kız böyle. Eve gittim, poşeti açtım. Bir de kıyamam, 2 tane küçük viski atmış içine yani. Hani böyle. Bir hafta sonra gittim. Ne yaptın kızı diyor. Unutmamış da. Ya sen kimsin oğlum? Kızamıyorum da bak, kızamıyorum. Laf da edemiyorum çünkü beni öldürür yani. Yok abi diyorum öyle bir şey değildi falan yani bir utandım ben de ne oluyor falan ne yaptın falan. Ben geçiştirmeye çalışıyorum sürekli bir zorluyor ne oldu ne yaptınız falan içmedim mi viskiyi koymuştum görmedim falan. Gördüm abi eyvallah falan. Ne oldu lan vermedi mi dedi. Durduk yere ne oldu lan vermedi mi. Abi dedim öyle bir şey değil falan alıp çıkmak istiyorum artık. Nereliydi kız.
Maraşlıydı abi dedim. Ha tamam dedi. Tam çıkarken ben. Lan ben durdum. Maraşlı olmasa bunun ne alakası var dedim. Bunun haritası mı var dedim ya. Kara delik gibi içine çekti beni dedim. Abi Maraşlı olmasıyla bunun arasındaki korelasyon tam olarak nedir dedim. Oğlum dedi onlar dondurmacı gibi dedi. Efendim abi dedim. Onlar dedi. Uzatır uzatır çeker. Uzatır uzatır çeker. Ya bu şaka senin cebindeydi de. Biri gelince suratını atayım diye mi bekledin ya? Pis herif. Bayağı il il sordum abi peki Urfa'ya ne diyorsun? Ona ne diyorsun? Buna ne diyorsun? Anlatıyor falan böyle. Bir de babacan bir tarafı var. Sinirimi o bozuyor abi. Diyor ki mesela bu pis herif. Bir problemin olursa beni bul. Nasıl diyorum? Herhangi bir. Böyle açık çek yani böyle. Bir gün baktım saati 1,5 saat kalmış. Uçağı kaçıracağım böyle. Taksiye koşa koşa gittim. Durağa gittim de ben buna yetişemem dedim. Geri döndüm terli terli. Öbür saate bilet alayım diye. Beni görmüş bu. Ne oldu dedi. Dedim uçağı kaçırdın. Bekle dedi. Gitti. Nereye gittin abi Allah aşkına? Nereye gidiyorsun şu an? Gitti ben de bekliyorum 10 dakika. Ne yapıyor? Pek Ali Sabancı'yı mı arıyorsun? Ne yapmış olur? Gel diyor ki. Yarın gitsen olur mu? Ya oğlum. Ne çözüldü şu an yani. Ben de gerizekalı gibi 10 dakika niye bekledim? Hadi be abi. Döndür şu uçağı be. Ya o kadar güvenmem. Biliyor musun Kemal Derviş'in gelişini? Deus Ex Machina. Kafaları kokuştur Baturay. İzmir'de bazı şeyler olmaz. Bu ülkede 3 kişi kitap okuyordu. 3'ü de benim yüzümden birbirine girdi. Bana Tosto'yu savunuyor oğlum. Sen Rize'den çok çağırdın. Kesin tuzak yani. Sen benim kocamsın değil mi? Kocamsın. Hadi kocam falan. Lut kanlı gibi işte. Abi benim sigara alacağım. Kaç gram dedi. Ama bazıları sinirlendi bana. Benim amacım bir şeyleri değiştirmek değil. Benim amacım güldürmek abi.